Mustafa'yı da zannedersem Evet, Mustafa arkadaşımız Taşkıran gibi. çıktı, çıkar çıkmaz o sıcaklıkla buz gibi suya daldı. Sizi Evet. tanıyabilir miyiz kısaca? Mustafa Gündüz, Taşkıran köyündenim. Buraya dalış yapılacağını duydum. İster istemez dağlar beni buraya çağırdı. Geldim. 2 saat bir yaya yürümüştüm. Yorgundum ama suya daldım. Yüzdükten sonra o yorgunluğum anında gitti. Beni tedavi etti. Evet. Genelde soğuk su yürüyüş yaptıktan sonra ayaklarınızı suya soktuğunuzda çelik gibi eder. İnsanın Şu yorgunluğunu alır. anda Siz bütün vücudunuzun yorgunluğunu evet, şu aldırdınız anda galiba. bütün vücudum çelik gibi diyorum. Evet. Çünkü o buz gibi suya girip çıktım. Çok vücudum rahatladı. Evet. Biz de gelirken yolda tereyağıyla peynir yedik. Yani o yürümeye o enerji onu hepsini yaktık yani. Bu bölgede bu dağlarda tereyağı, peynir, yöresel natürel bitkiler, değil mi? Evet. Yediklerimizi herhalde hemen eritiyoruz. Veya bu su bir Eritiyor. şey yapmıyor bize, öyle mi? Yapmıyor. Daha önce başka göllere de gittik mi? Daha önce Kaçkarlar'daki Buzul Gölü'ne de yüzmüştüm. 10 yıl önce bu gölde tekrar yüzmüştüm. Biraz ötede bir buzlu göl var. Şu anda onda buz vardır tahmin ediyorum. Birazdan ona da gireceğim. Onda da yüzmüştüm. Salikva'nın gölünde yüzmüştüm. Yani yüzmek benim hobim diyorum. Yusufeli'de göl çok. Eğer siz de o buz gibi sulara dalmak istiyorsanız mutlaka Artvinili Yusufeli ilçesine bir uğrayın. Evet, Teşekkür teşekkür. Ben ederiz. teşekkür ediyorum. Eyvallah. İlhan Bey, yaklaşık 3000 rakımdayız. Buzul Gölü'ndeyiz. Festival kapsamında yapılan bir etkinlikti. Ne diyeceksiniz? Biz bu festivali ilk kez yapıyoruz. Daha önceki organizasyonlarımızda da söylemiştik. Dün akşam Tekkara gecesi düzenlemiştik. Bugün yine Tekkale'nin Selan Taylası'nda bulunan köylülerin Büyük Göl dediği 2965 rakımlı göldeyiz. Bunu Boğaçan Teleri Bey Ankara'dan bize katıldı. Daha sonraki yıllarda yine bu diğer göller, Küçük Göl olsun, Postafuk Gölü olsun. Bunda da yine ümit ediyorum ki dalışlar yapacağız yine beraber. Büyük bir İnşallah. organizasyonun içerisinde girmek istiyoruz. Tabii bu güzellikleri bütün insanlıkla paylaşmak, bunları korumak bizim görevimiz olduğunu düşünüyoruz. İlk kez düzenlediğimiz bu Yusufeli Ekoturizm Festivali'nde böyle bir etkinlikte, böyle bir zirvede bulunmanın zevkini yaşıyoruz. Evet, şu ana kadar festivali değerlendirirseniz ne diyeceksiniz, ne Evet. değerlendirirsiniz? Şu ana kadar Yusufeli görmediği bir ülkeleri gördü. Benim en çok önemsediğim Yakutistan'dı. İlk Türklerin, şaman dinine mensup olan insanların ilçemize gelmesi, bizim çocuklarımızın bu Türkleri, has Türkleri tanımaların her şeye değdiğini düşünüyorum. Halk 6 ülkenin Yusufeli'nde ağırlandığını gördü. Bu büyük bir organizasyondur. Amasya bu organizasyonu yapıyor. İlçe bazında bu kadar geniş uluslararası bir organizasyon yapıldığını ben bilmiyorum. Ekoturizm Festivali'nde de ilk olduğumuzu düşünüyoruz. Peki amacımıza ulaştık mı şu an itibariyle, şu ana kadar nasıl gidiyor? Eksiklerimiz olmasına rağmen çok iyi gidiyor. Amasya'dan gelen İsmail Yolcu Beyefendi ki bunu birkaç sene düzenlemiş bu organizasyonları. Organizasyonumuzu çok beğendi. Her şeyin yolunda gittiğini, kendi içerimizde ufak tefek koordinasyon eksikliğimizin olduğu, belki benim görevim alanım içerisinde de olmasına rağmen bunu itiraf etmek istiyorum. Arkadaşlarla iyi diyalog belki sağlayamadık. Ufak tefek aksaklıklarımız var ama gelen insanların beğenisini kazanmak bizi de gururlandırıyor tabii ki. Peki bu festivalde Yusufeli biraz daha marka olacak mı? Zaten marka. Yusufeli zaten marka. Biraz Yani daha marka Yusufeli olacak. tabii ki amacımız Yusufeli'nin marka olduğunu ispat etmek değil, insanlarla paylaşmak. Evet, saklı cennet pozisyonu var bir de. 25. noktadan Kaymakam Bey, Mevlüt Özmen Bey'in devamlı söylediği dünyada 25 noktadan bir tanesi. Bozulmamış bir nokta. Bundan dolayı da bize çok büyük görevler düşüyor. Peki şu anda bulunduğumuz nokta yaklaşık Selanti Yaylası'ndan 1,5 saatlik mesafede. Bu yere yol yaptırmayı planlıyor musunuz? Bence yol güzelliği bozar bu. Bir saatte yürüyelim diye düşünüyorum ama şu anda böyle. Yalnız bu zirvelerin birbirine bağlanacağı günleri de bekliyoruz. Sayın Başkan, Yusufeli Ekoturizmliğe kabuğunu kırdı mı? Yani şöyle söyleyeyim, Yusufeli'nde çok etkinlik yapılıyor. Bütün etkinliklerle 17-18 tane bir etkinlik var. İşte boğa güreşleri, karakucak güreşleri, turizmle ilgili tarihi eserler, rafting, kanı. Fakat bu 6 güne toplandı. Yani ve ilçe merkezinde yapıldı. Bunu bu bir nevi
ekoturizmle artık Yusuf Eli'nde mi toplanacak köylerde, sahalarda, sağda solda yapacak? Ekoturizm dengenin korunduğu, tabiat dengesinin korunduğu ve tabiata saygı gösterilen bir anlam da taşıyor. Biz yoktan bir şey ortaya koymadık Yusuf Eli. Aslında ben bunun isminin Yusuf Eli Şenlikleri olarak koymak istiyordum ama kaymakamımız uluslararası boyutu olsun diye festival ismini, uluslararası festival olsun dedi ve arkadaşlarımızla hep beraber buna karar verdik. Yalnız bu şenlikler zaten Yusuf Eli'nde yaşanıyor. Yani bir rafting zaten Yusuf Eli'nden başka bir yerde bu kadar güzel olamaz. Çünkü Çoruh bir marka zaten. Allah'ın vermiş olduğu bu güzellikleri insanlarla paylaşmak da bizim bir görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Peki şöyle bir değerlendirme yapabilir miyiz? Şu ana kadar 18 festival var. Bu 19. Bir haftalık süresince buraya gelen kişilere her şeyi aynı anda yaşatma anlamında olabilir mi bu? Yani boğa güreşi, rafting'i, kanosu, karabucak güreşleri. Biz bu değnekleri, bu organizasyonları aslında uygun yapmak istiyoruz. Mesela Tekkale'de bulunan Kurban Festivali'ni, yani burada ileride göllerin bulunduğu, yıkılan göllerin götürdüğü veyahut da su altında bıraktığı köyden sonra Tekkale'de bir adet olmuş, bir gelenek haline gelmiş. Kurban kesilir. Buna şükür kurbanı derler. İnsanlar bugün çocuk oğullarını güreştirir, ibadetini eder, namazlarını kılarlar ve dağa çıkarlardı. Bu selanta çıkarlardı. Bu gelenek devam ediyor. Biz bunu festival adında bunun bozulmasını istemiyoruz. Bu geleneği olduğu gibi saklamak istiyoruz. Ama bizim Serant Yaylası'nda, en üst yaylada 3 gün 3 gece eğlencelerimiz vardı. Bu sazlı sözlüydü. Güreşle beraberdi. Bunu da kendi yerinde korumayı düşünüyoruz. Bir de tezat olarak bu Kafkasör'de bir çakışma söz konusu olacak. Bununla ilgili bir değerlendirme yapacak olursak ne deriz? Kafkasör bizim alanımızın dışında. Biz Kafkasör'e yıllarca gittik. Biz değerlerimizi Kafkasör'e götürdük. Artvinlilerle paylaştık. Biz onlara saygı gösterdik. Onların da bize saygı göstereceklerini. Çünkü boğa bizde, güreşçi bizde, festival Artvin'deydi. Ama biz bu festivali düzenleyerek Artvin'deki festivale gitmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Biz yeni noktalar bularak, mesela bu açan teleri gibi, bu işlere gönül veren insanları, İsmail Yolcu gibi festivallere güzellikleri tanıtmaya, kendi değerlerine sahip çıkmaya isteyen insanlarla bağımızı kuvvetlendirip, kendi bölgemizi, diş varlığını, bizde bu güzellikler var, sizden buraya gelip bize katılmaktır deyip, içeriye de bir ekonomik bir girdi sağlamak. Ama şunu da söyleyeyim, biz para düşünmüyoruz. Ekonomi, paranın daha sonra geleceğini biliyoruz. Para bizim için bir sonuçtur. Amaç değildir aslında. Bu amaçla yola çıktığımız için bizim bu hareketimizin insanlar tarafından benimseneceğini düşünüyorum. Bu ilk hareket, ikinci harekette baktığımız zaman yani eksiklikler boyutunda genelde ne var? Yani ilk festivaldı bu. Çok böyle göze batan veya ne yapabiliriz? İtiraf edeyim ki biz boyumuzdan büyük işlere başlamışız. Yani bu organizasyonun bu kadar geniş çaplı olacağını, çok ince noktalarını başarabileceğimizi, görebileceğimizi hiç tahmin etmedik. Görmemiz gerektiğini hiç tahmin etmedik. Bu anlamda biraz bir eksiğimiz oldu ama yine de Kaymakam Bey bu konuda bayağı deneyimli. Onun bir de devleti arkasında alarak ilk zor olarak bu festivali yaptık ama belediye başkanımız Sayın Eyüp Aytekin Bey de bu festivalin belki tarihiyle ilgili, yapılan etkinliklerle ilgili bir değişim yapabiliriz söylemi var ama genelde bizi destekliyor. Önümüzdeki yılda eksiklerimizi tamamlamış olarak halkın karşısına çıkmış olacağız. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan.
Fark etmez. Karış. Şunla. Evet.